Herkese merhabalar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle trafik ve çevre bilgisinden hız kuralları, hız sınırları, araçlara ait tanımlar ve bunlarla ilgili sınavlarda çıkabilecek sınav sorularını birlikte değerlendireceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Daha önce atmış olduğum trafik çevre bilgisiyle ilgili diğer tüm konuları ve soruları çözerek 100 alabilirsiniz arkadaşlar. Evet, tekrar başarılar diliyorum ve hemen başlayalım konumuzla ilgili püf noktaları anlatmaya ve soruları çözmeye. Evet arkadaşlar, hız kuralları nerelerde hızları azaltmamız gerekir? Her şeyden önce kavşaklara yaklaşırken hızımızı azaltmamız gerekiyor. Dönemeçlere girerken hız azaltılır. Tepe üstlerinde yaklaşırken hız azaltılır. Yaya okul geçitlerine yaklaşırken hızımızı azaltmamız gerekir. Devamlı dönemeçli yollarda ilerlerken, demiryolu hemzemin geçitlerine yaklaşırken kontrolsüz demiryolu hemzemin geçitine özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Mutlaka uygun mesafede durup kontrol ettikten sonra arkadaşlar geçmeniz gerekiyor kontrol bir şey. Tünellere yaklaşırken, dar köprü menfezlere yaklaşırken, yapım, bakım, onarım çalışmaları olan yol kesimlerine yine yaklaşırken hızımızı azaltmamız gerekiyor. Römorksuz bir araca römork takılırsa aracın hızı saatte 10 km daha düşük kullanılması gerekiyor. Hızın gerekli şartlara göre ayarlanmasında arkadaşlar sürücüler hızlarını kullandıkları aracın cinsine, teknik özelliklerine, kullandıkları araçların yük durumuna, görüş mesafesine, hava durumuna, yol durumuna, trafiğin yoğunluğuna göre ayarlamak zorundadırlar. Sisli bir yolda eğer araç kullanıyorsanız takip mesafenizi 2 kat değil 3-4 kat daha artırmanız gerekiyor. Ve yakını gösteren farlarınızı da kullanmanız gerekir. Evet, bakın burada araçlar, mesela bakın burada nedir? Ana yolda bir 2 nolu aracımız var. 1 nolu araç tali yolda geçiş hakkı sıralaması. Yani her ikisinde de araçlar hızlarını azaltmak zorundadırlar. Ve ilk geçiş hakkını burada 2 numara, daha sonra 3 numara, daha sonra 1 numara kullanması gerekiyor. Tehlikeli viraja giriyor. Bakın burada aracımız hızını azaltması gerekiyor. Yaya geçidinden geçen yayayı gördüğünüzde hızınızı azaltmanız gerekiyor. Dönemeçli yollara giriyorsunuz. Demiryolu hemzemin geçitlerine giriyorsunuz. Bakın kontrollü kontrolsüz. Yol bakım onarım yapılan ve köprü yaklaşımını köprünün üstünden geçiyorsunuz. Yine hızınızı azaltmanız gerekiyor. Tünele girerken hızınızı azaltmanız gerekiyor. Evet, hız sınırlarından mutlaka sınavlarda soru geliyor. Hem SRC sınavlarında hem de ehliyet sınavlarında mutlaka sorular geliyor arkadaşlar. Özellikle bakın M1, M2, M2, M3, N1, L3 şeklinde araç cinslerimiz var. Bunlar SRC'lerde sınavlarda sorulabiliyor. Mesela işte M1 veya M2 sınıfı bir araç otoyolda hızı kaçtır diye soruluyor. Bunlarda dikkat etmekte fayda var. Bakın otomobil, minibüs, otobüs, kamyonet, panelvan, kamyon çekici, motosiklet. Motosiklet L4, L5 ve L7 olan araçların tamamı yerleşim yerleri içerisinde hız sınırı 50'dir. İşte bakın minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon çekici motosikletler çift yönlü karayollarında hız sınırları 80'dir. Otomobilin İki yönlü karayollarında yani çift yönlü karayollarındaki hız sınırı 90, bölünmüş yolda 110, otoyolda 120'dir. Minibüs, otobüs ve motosikletler otoyollarda hız sınırları 100'dür. Lastik tekerlekli traktörler ve bakın yol bakım iş makineleri
iş makineleri otobanlara giremiyor. Lastik teke, motorlu bisikletler de giremiyor. İş makineleri izin almak şartıyla girebiliyor bildiğiniz gibi. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerleri içerisinde 30, yerleşim yerleri dışında 50, bölünmüş yolda 60 ve otobanlarda hız sınırları 70'tir. Evet, birazdan arkadaşlar araçların kaç kişi taşıdığını, ne yapmamız gerektiğini orada da hız sınırlarından bahsedeceğim. Hemen geçelim. Bakın, taşıtlara ilişkin tanımlar. Burada hepsini birleştirdim arkadaşlar. Otomobil neye denir? M1 ticari motorlu araç. M1 otomobiller. Yapısı itibariyle sürücüsü dahil. Bakın, 8 artı 1. Bak, 8 artı 1. Yani 1 artı 8 eşittir 9 oturma yeri olan motorlu taşıta biz otomobil diyoruz. İnsan taşımak için imal edilmiştir. Otomobillerin hız sınırları yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında 90, bölünmüş yolda 110, otoyolda 120'dir. Karayollarında en yüksek hız sınırına sahip araç hangisidir demiş olsa bize sınavda, tabii ki otomobil diyoruz. Minibüs nedir arkadaşlar? Minibüs kaç kişi taşır? Hız sınırları nedir minibüsün? Yapısı itibariyle 1 artı, yani bir sürücü ve 16 oturma yeri olan, toplamda 17 koltuk sayısı olan motorlu aracımız şekilde de görüyorsunuz minibüstür. Eğer 18 olursa arkadaşlar, bakın bu 18, 1 artı 17 eşittir 18 olsa otobüse giriyor. Bilginiz olsun. Evet. Hız sınırları nedir? Hız sınırları yerleşim yerleri içerisinde minibüsler 50, yerleşim yeri dışında 80, bölünmüş karayolunda 90, otoyolda 100 ile gitmesi gerekiyor. Otobüs neye denir? Otobüsün hız sınırları nedir? Tabii otobüs de şöyle, yapısı itibariyle sürücüsünden başka en az, bakın, 17 artı 1. 1 artı 1 artı 17 koltuk sayısı, toplamda 18 koltuk sayılı olan motorlu taşıta biz otobüs diyoruz. İnsan taşımak için imal edilmiştir. Trolleybüsler de bu sınıfa dahildir arkadaşlar. Hız sınırları yerleşim yerleri içerisinde otobüsün 50'dir. Yerleşim yerleri dışında 80, bölünmüş karayolunda 90, otoyolda 100'dür otobüsün. Kamyon izin verilebilen azami yukarılığı 3,5 tondan fazla olan ve yük taşımak için imal edilmiş taşıtlardır. Kamyonların yerleşim yerleri içerisindeki azami hız sınırı 50'dir. Yerleşim yerleri dışında 80'dir. Yerleşim yerleri dışında bakın 80. Özellikle dikkat edin. Sık sık soruluyor bu soru. Bölünmüş karayolunda 85, otobanda kamyonun gitmesi gereken hız sınırı 90'dır. Çekici, bakın bunu da karıştırıyoruz. Romak ve yarı romakları çekmek için imal edilmiş taşıtlardır. Çekiciler, aracınız herhangi bir nedenle çekilmesi gereken yerden çekilerek götürülüyor. Bakın, tırlar çekici olarak kullanılmıyor. Buna da dikkat edelim. Hız sınırları yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında tırların, bakın tırlar bir çekicidir. 80, bölünmüş karayolunda 85, otobanda hız sınırı 90'dır. Arazi taşıtı karayolunda yolcu veya yük taşıyabilecek şekilde imal edilmiş olmakla birlikte tekerlekleri motordan güç alan taşıtlara biz arazi taşıtı diyoruz. Motorlu bisikletler 50 cc'den küçük olan 2 ve 3 sepetli tekerlekli motorlardır. Hız sınırları yerleşim yeri içerisinde 30, dışında 45, bölünmüş karayolunda 45, otobana motorlu bisikletler giremiyor. Motosikletler L3 silindir hacmi 50 cc'den büyük olan 2 veya 3 tekerlekli sepetli veya sepetsiz motorlu araçlara biz motosiklet diyoruz. Motosikletlerin
hız sınırını otoyolda sık sık otobanda soruluyor. Hem SRC sınavlarında hem de ehliyet sınavlarında geliyor. Yerleşim yeri içerisinde 50, yerleşim yeri dışında 80, bölünmüş karayolunda 90, otobanda 100'dür. Kamyonet izin verilebilen azami yüklü ağırlığı 3,5 tonu geçmeyen ve yük taşımak için imal edilmiş taşıtlardır. Hız sınırları yerleşim yeri içerisinde 50, yerleşim yeri dışında 80, bölünmüş karayolunda 85, otoyolda kamyonetlerin hız sınırı 95'tir arkadaşlar. Evet. Panelvan şöyle kapalı kasadır arkadaşlar. İçi boş, aracın içine yük koyularak taşımak için üretilmiş hafif ticari araçlardır. Genellikle işte süpermarketlerde malzeme taşımak için panelvanlar kullanılıyor. Hız sınırları yerleşim yerleri içerisinde 50, yerleşim yerleri dışında 85, bölünmüş karayolunda 100, otoyolda 110'dur panelvanın. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim birimleri dışında karayollarında hızları ne olursa olsun önündeki araçla arasındaki takip mesafesi her zaman 50 olması gerekiyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlar yerleşim yerleri içerisinde 30, yerleşim yerleri dışında 50, bölünmüş yolda 60, otobanda hız sınırı 70'tir. Bakın şöyle bir soru gelmiş sınavda. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazları aracın neresinde bulundurulmalıdır? A. Özel olarak yapılmış kilitli bir yerde. B. Sadece aracı kullananın bildiği bir yerde. C. Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde. D. Motor kaputunun altında veya yangın çıkma ihtimali olan bir yerde. Bakın evet arkadaşlar. Yine sınavlarda sık sık gelebilen sorulardan bu soru. Görülebilen ve erişilmesi kolay olan bir yerde tehlikeli madde taşıyan tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazı bulunması gerekiyor ki diğer araçlarda da aynı olması gerekir. Yani işte otomobilde yangın söndürme cihazı aracın neresinde olmalıdır ya da kaç kilogramdır? 1 kilo sürücünün hemen yanında olması gerekiyor. Tehlikeli madde taşıyan araçlarda yangın söndürme cihazı 2 adet 6 kilogram olması gerekir. İş makineleri paletli veya madeni tekerlekli traktör, yol inşa makineleri ve iş amacına göre üzerine çeşitli ekipmanlar monte edilmiş insan, hayvan ve yük taşınmasında kullanılmayan taşıtlardır. Hız sınırları iş makineleri yerleşim yerleri içerisinde 20, dışında 20, bölünmüş karayolunda 20'dir. İş makineleri otobanlara giremiyor. Girerken mutlaka izin alınması gerekiyor. Lastik tekerlekli traktörler de yine aynı şekilde belirli şartlarda romork ve yarı romorkları çekebilen ancak ticari amaçla taşımada kullanılmayan tarım traktörleridir. Hız sınırları yerleşim yeri içerisinde 20, dışında 30, bölünmüş karayolunda 40, otobana giremiyor. Romorklarda yolcu taşınırken arkadaşlar yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması gerekiyor. Kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması ve kasa kapaklarının 90 santim yükseklikte olması gerekir. Yolcuların kasa içinde ayrılmış bir yere oturtulması gerekiyor. Yani yüklerin üzerinde yolcu ne yapılmaz? Taşınmaz. Evet. Şimdi bakın şurada bir soru var. Aksine bir işaret yoksa şekildeki aracın yani lastik tekerlekli traktörün yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollarda azami hızı kaçtır? Bölünmüş karayollarında lastik tekerlekli traktörlerin gitmesi gereken hız sınırı kaçtır? 40'tır. Evet, diğer sorular, artık soruları çözüyoruz. Sınavlarda çıkacak sorular. Karayolları Trafik Yönetmenliğine göre gerekli hallerde kamyon, kamyonet, romork ve yarı romorklarla yolcu taşınabilir. Aşağıdakilerden hangisi bu araçlarla yolcu taşınabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartlardan biri değildir? A. Kasa kapaklarının
70 santim yüksekliğinde olması, B kasanın yan ve arka kapaklarının kapalı olması, C yolcuların kasa içinde ayrılacak bir yere oturtulması, D yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması gerekiyor. Biri değildir diyor bakın. Kasa kapaklarının 70 santim yüksekliğinde değil 90 santim yüksekliğinde olması gerekir. Bu soruya da dikkat edelim. Diğer bir sorumuz sık sık sınavlarda geliyor. Araçların cinslerine göre değişmekle birlikte en yüksek hız sınırları aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir? Şehir içerisinde 50, 80, 90 ve 60 verilmiş. Otoyolda 120, 110 ve 130 şeklinde verilmiş. Evet, yerleşim yerleri içerisinde en yüksek hız sınırımız 50'dir. Otobanlarda da en yüksek hız sınırımız 120'dir. Adana seçeneği doğru cevap. Hemen diğer sorumuza geçelim. Evet. Zorunlu haller dışında şehirler arası karayolunu kullanan motorlu araçların asgari en az hız sınırı kaç kilometredir? Bakın bu soruda sınavlarda sık sık sorulan sorulardan karayolunu kullanan motorlu araçların asgari en az hız sınırı 5, 10, 15, 20. Karayollarında en düşük en az hız sınırımız 15'tir. Arkadaşlar bu soruda karıştırılıyor. Buna da dikkat edelim. Yerleşim yeri içindeki yollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs, kamyon için azami hız saatte kaç kilometredir? Bakın yerleşim yeri içi dediği için yerleşim yerleri içerisinde otomobiller, minibüsler, otobüsler, kamyonlar değil mi? Hepsi hız sınırı kaçtır? 50 olması gerekir. Denizli seçeneği doğru cevap. Diğer bir sorumuz, örnek sorumuz. Bölünmüş yollarda otomobil için azami hız saatte kaç kilometredir? 120, 110, 100 ve 90 verilmiş seçeneklerde. Bölünmüş karayollarında otomobillerin gitmesi gereken hız sınırı kaçtır arkadaşlar? 110'dur. Bursa seçeneği doğru seçenek. Diğer bir sorumuz şöyle. Otoyollarda aksine bir işaret yoksa minibüs, otobüs için azami hız saatte kaç kilometredir? Evet. Minibüs ve otobüslerin ve motosikletlerin otoyoldaki hız sınırı kaçtır? 100'dür. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Evet, diğer örnek sorumuz şöyle. Haritalarda gösterilen şekildeki işaret. Şekildeki işaret D100 diyor bak. Aşağıdakilerden hangisine verilen yol numarasıdır? A otoyol, B demir yolu, C devlet yolu, D uluslararası yol. D100 demek arkadaşlar devlet karayolu demektir. Ceyhan seçeneği doğru seçenek. Uluslararası yol E'dir arkadaşlar. E80 bakın. E80 demektir. Otoyolda O20. Mesela bakın O olması gerekiyor otoyolun. Evet. Uluslararası yolda uluslararası yol E ile gösteriliyor. Sürücü dahil oturma yeri 17'yi aşmayan otobüslere ne ad verilir? Minibüs, tramvay, kamyonet, arazi taşıtı. Tabi bakın 17'yi aşmayan otobüslere ne denir? Minibüs denir. Adana seçeneği doğru cevap. Bisiklette en çok 3 tekerleği olan ve üzerinde bulunan insanın adale gücüyle pedal ya da el ile tekerlekleri döndürmek suretiyle hareket eden motorsuz taşıtlar nedir? Bisiklettir. Tramvay yine genellikle yerleşim yerleri içinde insan taşınmasında kullanılan ve tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden, hareket gücünü dışarıdan sağlayan taşıttır. Tramvay işaretini de görüyoruz. Okul servis aracı, kamu hizmeti taşıdığı personel servis aracı, umum servis aracı, kamp taşıdığı, romork, yarı romork, hafif romork, taşıt katarı, taşıma sınırı, gabari. Taşıma sınırı kapasite şu demektir. Bir aracın güvenle taşıyabileceği en çok yük ağırlığı veya yolcu sayısına taşıma sınırı denir. Gabari
Araçların yüklü veya yüksüz olarak karayolunda güvenli seyirlerini temin amacıyla uzunluk, genişlik, yüksekliklerini belirleyen ölçülerde bize neyi verir? Gabariyi verir. Romork, motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıtlarda romorktur. Yarı romorklar ise bir kısmı motorlu taşıt veya araç üzerinde oturan, taşıdığı yükün ve kendi ağırlığının bir kısmı motorlu araç tarafından taşınan romorktur, yarı romork. Evet, yine yüksüz ağırlık, yüklü ağırlık, dingil ağırlığı, azami dingil ağırlığı, azami toplam ağırlık, cenaze aracı, ambulans, tarım ve ormancılık traktörleri, hız sınırlayıcı araçlarımızda. Örneğin ambulansı açıklayalım arkadaşlar. Hasta veya yaralı insan taşınması için tasarlanmıştır. Bu amaçla kullanılan özel ekipmanlara sahip araçlar nedir? Ambulans sınıfına girer. Evet arkadaşlar, destek için beğen butonuna basıp abone olmayı unutmayın lütfen. Diğer videolardan da haberdar olun. Daha önce atmış olduğum trafikle ilgili tüm konuları anlattıktan sonra onunla konuyla ilgili sınav sorularını da hemen arkasından arkadaşlar bulabilirsiniz. Hem SRC'lerde hem de ehliyette mutlaka %100 çıkacak sorular. Hepinize sağlıklı ve kazasız günler dilerim. Bir sonraki yeni konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.